17 Ağustos, 23 Ağustos, yay burçları neler bekliyor diyorsam, nasılsınız güzel yaylar? Enerjiniz, şifanız, kendi içinizdeki korkularınızı geride bıraktınız. Daha böyle minnoş minnoş, daha enerjinizin hani slow slow hali vardır ya, kendimi ben dinlendiriyorum. Kimseye kırgın değilim. Hata benim de. Ben hatalarımı düzeltiyorum ve artık ben varım diyeceğimiz bir hafta yaşayacaksınız. Bence de geç kalmıştın zaten. Bunu demeye demeye bütün ailen, anan, baban, kardeşin, eşin, çoluğun, çocuğun seni kullandı. Artık sen bir bireysin. Tabii ki Allah'ın bize emanet ettiği bedenleri, çocuklarımızın da o güzel bakacağız ama sen iyi olmadığın sürece senin yarattığın eş, senin yarattığın çocuk ne kadar iyi olabilir ya da anneciğiniz, babacığın. O yüzden ilk önce kendini bir enerji olarak şifalandır. Güzel bir ruhuna bir enerji kat. Çünkü bu hafta senin için güzel bir iş teklifi var. Bu teklifi değerlendireceksin ve güzel istediğin noktanın zaferi var. Özellikle de kendi yerinizde değişim bekliyorsanız ufak ufak laflar gelecek ama değişim için daha vakti var. Özellikle de şöyle söyleyeyim. Yazı yazan, sporla uğraşan, sanatla uğraşan, resimle uğraşan ya da hukukla uğraşan yay burçlarında güzel teklifler, yenilikler ya da projeler, yeni oluşumlar dönemi olacak. Ve bu oluşumlar, yani mesela diyelim ki Ankara'da yaşıyorsanız İzmir'e gitmek gibi, İzmir'de yaşıyorsanız Eskişehir'e gitmek gibi bazı yollar ve yollarla alakalı gelecek işler sizi çok büyük bir rahatlatacak. En azından uzun süredir yaşadığınız maddi krizlerinizi %60 rahat erdirecek gözüküyorsunuz. Bazı akreplere demişim ki ayakkabı dolabınız ve kıyafet dolabınız o kadar sıkış sıkış ki haydi ne yapıyorsun? Kıyafet ve ayakkabı ve kullanmadığın her şeyi geride bırakman lazım değerli yay burçları. Çünkü sende o kadar çok gereksiz kıyafet kılık ve gerçekten de ihtiyacı olan insanlar var. Gardırobunu boşalt. Kullanmadığın artık takıların var. O zaman ucu ufak bir parayla bir yere onu sun. Yani en azından fazlalıkların, evin enerjisi, iş yerinde bile o kadar abidik gubidik şeyler var ki bir at enerjini bir değiştir diyorum yay burçları. Ama şunu demişim değerli yaylara. Evet işte ilgili sınanma, İşle ilgili kaygı ya da yaşadığınız korkular güzelliklerle ve anlatımlarla yöneticiniz, çalışanınız ya da çalıştığınız nokta ya da kendi işiniz bile olsa bunu böyle bu hafta her şeyi arındırma dönemine girip netliğe kavuşma, daha net kararlar alacaksınız. Bu da size artı bir evre yaşayacak. Sağlık olarak size şey demişim, kemik kırılması, kemik kayması, kemik erimesi ve siyatik ve özellikle diz kapak altlarındaki varizlerinizde ağrı olabilir. Bunları ihmal etmeyin. Ve özellikle de uzun süredir yapmak istediğiniz ve ailenizle geçirmek istediğiniz bir hafta sonu var. Ama bu Covid'de de geçirmeyin değerli yay burçları. Arttıkça artıyor. Lütfen büyüklerimizi ve büyüklerimizin ve büyüklerimizi korumamız gerekiyor. Mesafeli yemekler yiyelim. Mesafeli diyaloglar yaşayalım ki çünkü bu salgını herkes yaşayacak. Yani en küçüğü de en büyüğü de yaşayacak. En azından ne kadar geç yaşarsak o kadar sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Evet, bir de satılmasını beklediğiniz ya da almanız gereken dolar, altın ya da bir arsanız olabilir. Bununla ilgili pay pay, parça parça paralarınız hayatınıza girecek diyorum. Bir de belki yapmanız bir estetik niyeti olan bazı kadın yaylarda da demişim ki, anam bu krizde de yapma Allah aşkına, otur oturduğun yerde estetik nedir demişim. Bir de şey yazmışım. Uzun süredir çocuğunuzun eğitimiyle ilgili endişe eden ve korkan yaylara demişim ki kimin ne başına ne geliyorsa senin de başına o gelecek. Sen evde eğitimine devam ettir. Çocuğun altyapısını oturt, panikleme diyorum. Bir de gözlüklerinizi değiştirin demişim yay burçlarına. Gözlerinizde hassasiyet olabilir. Bir de sizin üçüncü kat ya da ikinci katta bir eviniz var galiba bazı yay burçlarına 2 numara 20, 22, 222, 12, 22, 32, 2 ile olması lazım. Bu evi satmak istiyorsunuz ama orası değerli bir yer. Ben olsam satmazdım diyorum. Evet bazı yaylara şey demişim. İlişkilerle ilgili şanssızım ne olacak? Evlilik var mı demişim. Biraz daha bekleyeceğiz. Bir haftada evlilik, ilişki bazen olabilir ama bir haftada evlilik olamaz. Yani bunu boşuna bekleme değerli yay burçları. 17 Ağustos depremimizi unutmuyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. 17 Ağustos depremlerinde kaybettiğimiz insanları ülkemize bir daha böyle bir zeval vermesin. Geride kalanlara sağlık, sıhhat versin.
ve onları en güzellikle mutlu etsin istiyorum. Evet, yükselen ve ay burcunuzu dinlemeyi de unutmayın. Sevgide kalın değerli yay burçlarım.